blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Baby, only you can make this change in me, for it's true, you are my destiny, and when you hold my hand, I understand the magic that you do. My dream come true, my one and only you. Destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. Baby, you my dream come true, and one and only you.
The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. This aching heart of mine is saying, lover, when can you be? Every little thing you used to do, I know, lonely. Every road I walk along with you, knowing that I am lonely. The sky is blue and high above, the moon is new, but love is old. And while I'm with you, this heart of mine is singing.
night people partying, hanging out, looking at each other. Then the day bees stop humming, night people start coming, hanging out, looking at each other. Ben Tuğba Taşkın. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Moderatörümüz Seda Hanım sağlık sebeplerinden dolayı katılamayacak. Onun yerine moderatörlüğü ben yapacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Aydın Adnan Menderes ortaklığıyla düzenlediğimiz, pek çok konuyu ağırladığımız Sağlık, Emniyet, Güvenlik sohbetine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Fizyoterapi Ferda Dokuzdoğu Üsular. Davetimizi geri çevirmeyerek sohbetimize katıldığınız, bizler için çok kıymetli olan bilgi ve tecrübelerinizi paylaşacağınız için size teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkür ederim. Ben de herkese merhaba diyorum. Hoş geldiniz Ferda Hanım. Hoş bulduk. İzninizle size katılımcılarımızı tanıtmak isterim. Memnuniyetle. Ferda Dokuzdoğu Üsular, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu'ndan fizyoterapist unvanıyla mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2010'da CSHGB İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesini aldı. 1985-2020 yılları arasında farklı üniversitelerde klinisyen, araştırmacı, profesör ve yönetici olarak çalıştı. 2021'de akredite profesyonel koçluk programını tamamlayarak Uluslararası Koçluk Federasyonu'ndan profesyonel koçluk sertifikasını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlik Kurumu'na kayıtlı MYK koç belgesini aldı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalarına 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışırken başladı. 2008 yılında kurucu üyeler arasında olduğu Türkiye'de Meslek Hastalıkları İş Kazalarını Araştırma ve Önleme Vakfı'nda Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. 1990-2021 yılları arasında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara konuyla ilgili araştırma bildirisi sunumu, sempozyum konuşmacısı ve konferans verme aktiviteleriyle katıldı. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili araştırma sonuçlarına sunulduğu 3 makalesi uluslararası ve 8 makalesi ulusal dergilerde yayınlandı. Günümüzde Rumeli Hisarı Akademi'de eğitmen, koç, yazar, araştırma ve proje danışmanı olarak çalışmaktadır.
Değerli katılımcılarımız, Ferda Hanım bu akşam bizlere iş yerinde koçluk etkinliğini arttırmada iş güvenliği uzmanının rolü ne olmalı? Konulu sohbetimizde merak ettiklerimizi anlatacaktır. Soru sormak isterseniz söz hakkı alarak veya chat kısmına yazarak bize yönlendirebilirsiniz. Ferda Hanım, söz size vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle beni davet eden Sağlık Güvenlik ve Emniyet ve Güvenlik Grubu'na ve Ahmet hocamıza, Ahmet Çavuk hocamıza bilgilerimi paylaşma olanağı verdiği ve sizlerle birlikte olmama olanak sağlandığı için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum sizle birlikte olduğuma. Aynı zamanda bu geç saatte bizleri dinleyen tüm katılımcılara da çok çok teşekkür ediyorum. Ben isterseniz önce ekran paylaşımımı yapayım. Şu şekilde. Sanıyorum görünüyor, değil mi? Evet, görünüyor. Evet, şöyle şunu da şöyle yapalım. Değerli katılımcılar, biraz önce de belirtildiği gibi bugün ben size iş yerinde koçluk etkinliğini arttırmada iş güvenliği uzmanının rolünün ne olması gerektiği ile ilgili bir sunum yapacağım. Birlikte belki bir sohbet şeklinde olacak. Önce baştan belirteyim, sunumumu sizlere ileteceğim. Dolayısıyla hani sunum elinize olmuş olacak. Bu konuda hani bir endişeniz olmasın. Nedir bugünkü amacımız? Bugünkü amacımız iş yerinde koçluk uygulamalarını ve koçluk etkinliğini arttırmada iş güvenliği uzmanının rolünü tanımlamak olacak. Kazanımlarımız ne olacak? Bu eğitim sonunda katılımcılar koçluk mesleği, iş yerinde koçluk uygulamalarının neler olduğu ve koçluk uygulama etkinliğini arttırmada iş güvenliği uzmanının rolünün ne olması gerektiği hakkında bilgi edinecek. Şimdi size böyle bir fotoğraf koydum. Bu İstanbul'a böyle uçaktan gelirken tepeden bir görünüş. 3 tane köprü görünüyor. Avrupa yakası, Asya yakası görünüyor. Aslında ben iş güvenliğini ve koçluğu bu büyük manzaraya benzetiyorum. İş güvenliği çok ciddi bir iş, multidisipliner bir iş. Birçok noktada dikkat edilmesi gerekiyor. Ekip çalışması olması gerekiyor. Koçluk da yine çok geniş bir konu. Bazı kesimler tarafından biliniyor, bazı kesimler tarafından bilinmiyor. Farklı yönden bakış açıları var. Dolayısıyla da aslında böyle çok geniş alanı olan iki konu hakkında bugün konuşup onları birleştirmeye çalışacağız. Bu konuları ele alırken konu başlıklarımız neler olacak? Koçluk meslek tanımını yapacağız. İş yerlerinde koçluk uygulamalarının yerini ele alacağız. İş yeri uygulamaları ile ilgili koçluk türlerinden çok kısa bahsedeceğiz. Sonra koçluk etkinliğini arttırmada iş güvenliği uzmanının rolünü konuşacağız. Ve en sonda iş güvenliği açısından iş yeri koçluk uygulamaları etkinliğini arttırmak için önerilerimi sizlere ileteceğim. Önce şöyle yapalım, koçluk mesleğini tanımlarken nasıl ve ne zaman başladı? Aslında 70'li yıllarda spor, basketbolda bir takım uygulamalarla koçluk ifadesi ve koçluk tanımı söz konusu olmuştur. Aslında burada antrenörlükle koçluğu karıştırmamak gerekiyor. Antrenörlük basketbolcunun mesleki becerilerini öğrenmesi, uygulaması, geliştirmesiyle ilgili iken koçluk
hedefine ulaşması için kişiye yol gösteren bir uygulama olarak ortaya çıkmış durumdadır. Daha sonraki yıllarda performansla ilgili koçluk yaklaşımları gündeme gelmiş. Bu arada 2000'li yıllarda Türkiye'de kurumlarda stratejik geliştirme çalışmaları başlamıştır. Her ne kadar koçluk terimi o zamanlar çok kullanılmasa da daha sonradan görülecek ki aslında bu stratejik geliştirme çalışmaları ile koçluk yaklaşımı arasında oldukça kuvvetli bir bağ var. 2000'li yıllarda Avrupa'da ve diğer Amerika gibi, Kanada gibi, Avustralya gibi bazı ülkelerde eğitim alanında koçluk uygulamaları ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk koçluk meslek tanımı veya koçluk adında uygulamalar daha çok 2005 yılında gündeme gelmiştir. Ve 2008 yılında iş güvenliğinde stratejik geliştirme çalışmaları Türkiye'de başlamış. Biraz önce de dedim, yani adı koçluk olsa da olmasa da, koçlukla bağlantı kurulsa da kurulmasa da 2008 yılında biz bu stratejik geliştirme çalışmalarıyla birlikte iş güvenliğinde yavaş yavaş koçluk kültürüne girişin olduğunu görebiliyoruz. 2013 yılında Türkiye'de koçluk mesleği olarak ilan edilmiştir. 2015 yılında Türkiye'de koç seviye 6 ulusal yeterlilik yayınlanmıştır. Ve 2017'de ilk defa ülkemizde mesleki yeterlilik sınavı ile koçluk belgesi resmi olarak verilmeye başlanmıştır. Resmi olarak kimlere koç unvanı veriliyor? Burada bakın E-Devlet sayfasından görülüyor. Mesleki yeterlilikle ilgili belgenin verildiği yere tıkladığınız vakit ve buraya koçluk yazdığınız vakit koç seviye 6 mesleki yeterlilik unvanına girmek için gerekli işlemleri başlatacağınız sayfaya ulaşıyorsunuz. Bu sınava girmek için ne yapmak gerekiyor? Temel koçluk bilgi ve becerilerini uygulamaları ile birlikte içeren asgari 60 saatlik bir eğitim aldığınızı ispatlayacak belgeler ve diğer istenen belgelerle birlikte başvuruyorsunuz ve teorik ve pratik olan sınavlara girerek koçluk unvanını resmi olarak alabiliyorsunuz. Bu belgeyi aldığınız vakit E-Devlet sayfasında koç unvanına sahip olduğunuzu herkes görebiliyor. Aynı zamanda E-Devlet sayfasında üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerine bağlı olarak eğitim veren, koçluk eğitimi veren kurumların programları sonunda da aldığınız sertifikalar yine E-Devlet üzerinde görünebiliyor. Ama resmi koçluk unvanı mutlaka mesleki yeterlilik sınavına girilerek alınan belgeyle sağlanabiliyor. Hangi kurumlar koçluk eğitimi veriyor? Üniversitelerde veya başka lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans gibi seviyelerde bir koçluk eğitimi bulunmamakta. Ama bazı özel eğitim merkezleri, üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerine bağlantılı koçluk eğitimlerini verebiliyorlar. Bunun yanında yine bazı özel eğitim merkezleri, Uluslararası Koçluk Federasyonu, ICF denilen federasyon tarafından akredite edilmiş eğitim programlarını verebiliyor. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi de koçlukla ilgili eğitimler veriyor. Bunun dışında belki akredite olmayan, üniversitelerle bağlantılı olmayan veya ÇASKEM'le bağlantılı olmayan bazı kuruluşlarda eğitim verebiliyor. Fakat bunların resmi tanımları yapılamayabiliyor. E-Devlet'te alınan belgeler görülemeyebiliyor. Bu
Burada özellikle hani iş güvenliği açısından bugün konumuz olduğu için güvenlik koçluğunun ChaSCAM tarafından verildiğini vurgulamak istiyorum. Ve burada ChaSCAM'in web sayfasından da gerekli bilgiler alınabiliniyor. Bu bir mesleki program değil ama güvenlik koçluğu ile ilgili bilgi artımını sağlayan bir program. Şimdi konumuza yavaş yavaş girelim. Nedir koçluk? Tabii biz bugün kurumlarda olan koçluğu, özellikle güvenlik koçluğunu ele alacağız. Bu açıdan bakarsak kurumlarda koçluk meslek tanımını şöyle yapabiliriz. Kurumun hedefe ulaşma yeterliliğini kazandıran sistemin kurulması ve sistemin sürdürülmesine yol gösteren bir uygulamadır. Burada önemli noktalardan biri, koçluk tüm organizasyon üyelerini içine alan bir takım işidir. Organizasyondaki her kademede çalışanın katılımı gerekir. Koç unvanı olan kişiler nasıl bir rol alır? Kurumlarda koçluk sisteminin başlatılması, koçluk sisteminin kurulması, takım üyelerinin çeviklik ve proaktif yetkinlikleri kazanması ve kurulan sistemin sürekliliğinin sağlanmasında görev alır. Şimdi belki beni dinleyenler, aman yarabbi, yani böyle teorik bir ders, bir sürü tanım var, bunları anlamayacağız galiba diye sakın düşünmesinler. Konuşma ilerledikçe her terimi, her ifadeyi, her tanımı daha yakından ele alarak uygulama örnekleriyle size açıklamaya çalışacağım. Şimdi devam edelim. Koçluk bireysel kişilere yönelik uygulasak da veya sistemsel olarak uygulasak da hem bireysel hem sistemsel farkındalık oluşmasını, bireysel organizasyonel eylem adımlarının belirlenmesi ve uygulanmasını tetikleyerek konu veya sistemle ilgili hedefe ulaşılmasını sağlar. Burada belki size değişik gelecek bir bilgiyi de vermek istiyorum. Koçluk kişiye yapılmaz. Kurumun kendi kontrolü içindeki konulara ve sisteme yönelik yapılır. Yani şöyle açıklayayım. Diyelim söz konusu olan güvenlik koçluğu. Bizim hedefimiz, yani koçluk uygulamasının hedefi, o kurumda güvenlik sisteminin işleyişini sağlamaktır. Yoksa herhangi birinin bireysel olarak hedeflerini gerçekleştirmek değildir. Bireysel uygulamalar da o sistemin, yani kurumda güvenliğin sağlanmasını gerçekleştirecek amaç için yapılır. Koçluk uygulamasında izlenen adımlar nelerdir? Hedef belirlenir. Diyelim genel olarak almayalım. Diyelim koruma aletleri kullanılmıyor bir bölümde. Bizim hedefimiz o bölümde koruma aletlerinin kullanılmasını sağlamadır. Var olma durumu belirlenir ikinci adım. Nedir? Örneğin daha önceki tutulan kayıtlarda risk analizi sonuçları ve bunun gibi veriler dikkate alınarak o bölümdeki durum belirlenmeye çalışılır. Daha sonra çalışanlarla birlikte farkındalığı arttırma hedeflenir. Yani şu anda burada durum ne? Daha önce neler oldu? Bundan sonra ne hedefliyoruz? Gibi bir yaklaşım içine girilir. Diyelim ki burada koruma aletlerinin kullanılmadığı farkındalığı var ve bunu sağlamak için hangi eylem adımları atılmalı? Bunlar belirlenir.
Bunların nasıl yapılacağı planlanır. Bu eylem adımlarının gerçekleştirme aşamaları sağlanır. Daha sonra kontrol sistemi oluşturulur. Bu eylem adımları gerçekleştirildi mi? Engel olduysa neler engel oldu? Bu engelleri ortadan kaldırmak için neler yapılmalı? Bütün bunlar kontrol sistemi ve geri dönüşümde gerçekleştirilir. Ve sonuçta hedefe, yani buradaki hedefimiz neydi? Koruma aletlerinin kullanılmasına ulaşılmaya çalışılır. Ve tabii ki ana hedef sürekliliğin sağlanmasıdır. Şimdi yani böyle çok genel bir giriş yaptım. Biraz daha yaklaşalım konuya. Koçluk kültürü kavramı vardır. Nedir bu koçluk kültürü? Ve koçluk sisteminin içeriği nedir? Aslında ben ilk koçluk uygulamasını 2007 yılında Hollanda'da Erasmus programıyla Zuid Üniversitesi'ne gittiğimde üniversitelerde eğitim öğretim programının gerçekleştirilmesinde kullanıldığını görüp ilk orada öğrenmeye başladım. Burada kültürü vurgulamak istedim. Bu nedenle de üniversitelerde de olan koçluk yaklaşımıyla iş yerlerinde olan güvenlik amacıyla yapılan koçluğu bir arada ele almak istedim ki bu kültür kavramını gözünüzde canlandırabilmek amacıyla. Şimdi burada yani bu Hollanda'da uygulanan, üniversitede uygulanan koçluk sisteminde öğrencilerin hedefe yönelik öğrenmesi, biz iş güvenliğinde de bunu biraz önce söyledim, iş yerinde güvenliği sağlamak bir hedef olabilir. Hedefi belirleme, plan yapma, bilgi bulma, bu bilgi bulma belki bir öğrenci için kitap olabilir, bir bilimsel toplantı olabilir, iş yeri güvenliği için daha önceki veriler olabilir, ihtiyacı yönelik verilen eğitimler olabilir. Doğru bilgiyi seçme, burada hedefe ulaşmak için hangi bilgileri kullanmamız gerekir, bu ele alınıyor. Bu bilgiler kullanılarak sorun nasıl çözülecek, bunun yöntemi belirleniyor. Ve dolayısıyla sorun çözülerek hedefe ulaşma sağlanıyor. Yani şunu anlatmak istedim. Koçluk kültürü bir eğitim kurumunda da uygulanabilir. Bir iş yerinde de uygulanabilir. Bir spor uygulamasında da yerine getirilebilir. Bazen de bireysel hedeflere ulaşılmasında da koçluk kültürü ele alınabilir. Burada koçluk kültürü nasıl etki ediyor? Aslında koçluk kültürü bir süreci ifade ediyor. Kişinin veya iş güvenliği söz konusuysa kurumun kendi sorumluluğunu üstlenmesi ve profesyonel tutumu geliştirilmesi sürecinde koçluk kültürü devreye giriyor. Burada koçluk kültüründe şu vurgulanıyor. Yeni bir bilgiyi anlamlı olarak önceki bilgilerle ilişkilendirme yapılıyor. Bilgi ve becerileri bütünleştiriliyor ve uygulanıyor. Güvenlik aleti kullanmadığım zaman elim kesilme ihtimali var. Bunu önlemek için koruyucu bariyer kullanmam gerekir gibi böyle bana verilen koruyucu alet, daha önceki yaralanma, bunları birleştirme ve dolayısıyla da bir hedef belirleme, bir eylem belirleme ve bunu uygulama. Bu bir koçluk kültürü içindeki yaklaşım olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Ne vardır bunun içinde? Bakın, interaktif öğrenme olması gerekiyor. Yani kişi birini
söylediği bir şeyi yapmaktan daha çok kendi daha önceki bilgileri, mevcut durumu, öğrendikleri, geleceğe dair gözlemleri hepsini birleştirerek aktif olarak karar almada ve uygulamada rol almaya başlıyor. Bu interaktif tutum olarak tanımlayabiliriz. Burada kişinin problem çözme becerisi olması gerekiyor. Sebep ve sonuç arasındaki bağlantıyı kurarak yapacağı eyleme karar vermesi gerekiyor. Koçluk kültüründe yaşam boyu öğrenme de söz konusu. Çünkü biraz sonra daha ayrıntılı da konuşacağız. Ortam değişebiliyor, çalışma şartları değişebiliyor, yaşam şartları değişebiliyor. Sürekli bir değişimlik, bir devinimlilik var. Dolayısıyla da koçluk kültürü içinde programa katılan kişilerin yaşam boyu öğrenme yeterliliğini de kazanmış olmasını isteriz. Tabii bu tek başına olacak bir şey değil. Bu bir takım çalışması. İş yerlerinde zaten ön plandaki çalışanlar, orta seviyedeki çalışanlar, yöneticiler, üst seviyedeki yöneticiler, işte işverenler, patronlar, aklınıza gelebilecek bütün kademeleri oluşturan kişilerin, kişilerden oluşan takımın aktif olması gerekiyor. Ve bu koçluk kültürüne katılan kişilerin bu takım çalışmasına takım çalışmasında aktif olması ve uyum sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz kişinin çeviklik özelliğini kazanmış olması gerekiyor ve bütün bunlar proaktif bir yaklaşıma hizmet ediyor. Şimdi iş güvenliği ile ilgili arkadaşlar büyük ihtimalle bu Bradley eğrisini duymuşlardı. Aslında şimdiye kadar söylediklerim bu eğriyi biraz açıklayan ön bilgiler. Güvenlik kültüründe ilerlemede bilinç artışı ve güvenlik artışı gerekiyor. Bunun kademeleri neydi? Bir reaktif seviye olabilir. Burada iş güvenliği, iş güvenlikçilerinin işi olarak kabul edilmekte, sıfır kaza tesadüftür olarak kabul edilmekte, doğal dürtüler, bireysel dürtüler burada söz konusu. Biz aslında bu kademenin hiç olmamasını isteriz. Bundan sonraki basamak ne? Bu bağımlılık olarak isimlendirilen seviye, burada bir gözetim ve denetim söz konusu. Burada yönetimin desteği gerekiyor. Aslında sıfır kaza hayal ediliyor. Şimdi bakın burada bir proaktif, interaktif, çalışanın rol aldığı bir seviye yok. Yönetim tarafından bir takım kurallar belirlenmiş. Bunların uygulanıp uygulanmadığı gözetiliyor, denetiliyor. Aslında bu da olmak istenilen seviye değil. Nedir? Bağımsız olunan seviye. Burada otonom faaliyetler var bireylerin. İşte bu biraz önce söylediğim seviye burada artık gündeme geliyor. Yani çalışanların sorumluluk alması burada söz konusu ve sıfır kaza hedefleniyor. İşte burada kişi hedefini belirlemesi, durum değerlendirmesi, daha önceki bilgileri bilmesi, yeni bilgiler gerekiyorsa yeni beceriler edinmesi, neticede aktif olması, sorunu belirleme, çözme ve uygulamada aktif rol alması gerekiyor. Ama tek tek bireylerin bu özelliği sağlaması da aslında tam olarak güvenliği sağlamıyor.
asıl ideal olan birbirine bağımlı bir takım çalışmasının gerçekleşmesi. Burada şu bir önceki adımda, yani her çalışan yeterli olacak. Bu yeterliliği sağlayan çalışanlardan olan takım iş güvenliği sorumluluğunu üstlenecek. Burada gereken yapılırsa kaza önlenir algısı bulunmaktadır ve sıfır kaza tercih olarak kabul edilmektedir. Görüldüğü gibi reaktif seviyeden proaktif seviyeye ulaşılmaktadır. Burada hedef sürdürülebilir, güvenli, verimli, üretimin devam ettiği bir çalışma ortamıdır. Şimdi dikkat ederseniz, dedim ya ben size, güvenlik kültürü ile koçluk kültürünü yan yana ele almaya çalışacağım diye. Burada biraz bunu size göstermeye çalıştım. Devam edelim şimdi. Burada birbirine bağımlı takım çalışmasını vurguladım size. Ön şart neydi? Bireyin bağımsız çalışabilme yeterliliğini kazanmış olmasıydı. Sonuç neydi? Bağımsız çalışabilme yeterliliğini kazanmış kişilerin birleşmesinden olan takım çalışmasının yapılması gerekiyordu. İşbirliğinde kişiler diğerlerini sınırlamadan ve onlara bağımlı olmadan takım çalışmasını gerçekleştiriyorlardı. Şu aşamayı tarif ettim. Şimdi buradaki proaktif yaklaşıma biraz daha yakından bakalım. Proaktif yaklaşım, risk bazlı, her konuda geniş çalışan katılımlı, her konuda çalışanı bilgilendiren, programlı, belgelendirilen, sürekli eğitim sağlanan, gerekli uzman desteği verilen, takım çalışması şart olan bir yaklaşım. Şimdi hem koçluk kavramını hem de güvenlik koçluğundan proaktif döneme, yani güvenlik kültürünün gelişmesine şöyle farklı yönden bakalım. Ne demiştik? Kendi sorumluluğunu üstlenmek, profesyonel tutumu geliştirmek sürecinde koçluk aktiviteleri yapılmaktaydı. Yani çalışanın farkındalığı sağlanıyor. Risk tehlike durumlarını tanımlıyor. Risk tehlike durumlarında harekete geçmesi sağlanıyor. Risk tehlike durumlarında kontrolü sağlaması gerçekleşiyor. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına aktif katılması sağlanıyor. Takım çalışmasının aktif üyesi olması sağlanıyor ve bütün bunlarla birlikte güvenlik kültürünün geliştirilmesi elde ediliyor. Dolayısıyla bu adımlarda yürünülen güvenlik koçluğu süreci proaktif döneme ilerlemeyi sağlıyor. Peki proaktif yaklaşımın başarılı olması için ne gerekiyor? Organizasyonun her kademesinde çalışanın gerekli katılımı ve aktifliğinin sağlanması. Şimdi burada şunu vurgulamak istiyorum. Dedik ki bir koçluk uygulaması var. Farkındalık sağlatıyor. Eylem adımları belirletiyor. O eylem adımlarını planlayıp uygulatıp bunun sürekliliğini sağlatıyor. Burada bireylerin bu özelliği kazanması önemli. Ama sadece bireylerin değil, o kurumda çalışan herkesin kazanması gerekiyor ve aynı zamanda da bu kişilerin bir takım olarak çalışması gerekiyor. Gözünüzde şöyle canlandırın. Eğer bir koçluk uygulaması bir kurumda yapılacaksa ve bu güvenlik sağlama amacıyla yapılacaksa birkaç kişinin katıldığı bir program olarak gözünüzde canlandırmayın. Şunu diyebiliriz ki
tüm çalışanların katıldığı bir program olması hedeflenir. Proaktif yaklaşım için sistemde şeffaflık gerekir. Yani alınan kararlar, yönetimin aldığı kararlar, uygulama adımları, verilen sözler, gerçekleştirilemeyen sözler, neden gerçekleştirildiği, neden gerçekleştirilmediği gibi birçok faktörde şeffaflık gerekir. Sistemde açık iletişim gerekir. Kişilerin birbirleriyle, her kademenin birbiriyle, herkesin birbiriyle açık iletişimi olması gerekir. Ve kişilerin takımda anlaşmaya varmış olması gerekir. Tabii ki aynı fikirde olunmayan, anlaşılmayan bazı çatışma durumları olabilir. Ama takımın neticede bir anlaşmaya varması gerekir. Burada takımda etkileşim çok önemli bir rol almaktadır. Proaktif yaklaşımın başarılı olması için konuşmaya devam ediyordum. Şöyle de bir olay var. Çalışma ortamında değişkenlik söz konusu olabilir. Bunu hatta şöyle bir örnekle son zamanlarda veriliyor. Mesela son 2 yılda COVID çıktı. Bu bir pandemi oldu. Bir anda çalışma ortamında her şey değişti. Güvenlik önlemleri değişti. Uzaktan çalışma gibi farklı yöntemler geliştirilmeye başlandı. Ve bu çalışma ortamında olan bir değişkenliğe örnek verdi. Ya da mesela teknoloji gelişiyor. Yeni araçlar alınıyor. Yeni teknolojik uygulamalar sisteme entegre ediliyor. Dolayısıyla çalışanların bu teknolojiye hakim olması gerekiyor. Şimdi yani çalışma ortamında değişkenlik, belirsiz, kaos, kargaşa ve anlaşmazlık gibi durumlarda kişilerin yani çalışanların problem çözümü gereğinin yapılması ve sürekliliğin sağlanması açısından tüm çalışanların yeterliliğinin olması gerekiyor. Hani dedim ya, yaşam boyu eğitim gerekiyor, bilgi gerekiyor, paylaşım gerekiyor. Buna hatta çeviklik de deniliyor. Ama ister çeviklik densin, ister interaktif yaklaşım densin, ister proaktif yaklaşım densin, sonuçta tanım aynı. Ortamdaki değişkenlik, belirsizlik, kaos, kargaşa ve anlaşmazlık gibi durumlarda çalışanların bireysel olarak ve takım olarak problemi çözmesi gereğini yapması, sürekliliği sağlaması ve herkesin bu konuda yeterli olması gerekiyor. En son bu proaktif yaklaşımın başarılı olması için söyleyeceğim, sürekli gelişme, olumlu değişme, teknolojik ilerleme, yenilikleri öğrenme açısından tüm çalışanların yeterliliğinin olmasını gerektirir. Şimdi güvenlik koçluğu uygulamasına başlamak için şart nedir? Çalışanın güvenlik koçluk uygulamasına katılmaya istekli olması gerekir. Yani eğer bir kişi koçluk uygulamasına katılacaksa bunun gerekliliğini anlaması ve istemesi gerekiyor. Yoksa koçluk uygulaması sonuca ulaşmaz. O zaman bir daha tekrarlıyorum. Güvenlik koçluğu uygulamasına başlamak için ilk şart, çalışanın güvenlik koçluk uygulamasına katılmaya istekli olması gerekiyor. Şimdi biz bugün ne konuşuyoruz? İş güvenliğini konuşuyoruz. Ve hep şöyle denir. Önce iş güvenliği. İş güvenliği yapılması gereken, sağlanması gereken bir kuram. Ama aynı zamanda güvenlik bir değer. Değerler de koçlukta çok önemli. Nedir değer? Mesela diyelim siz bana sordunuz. İşte Ferda, senin hayattaki değerlerin ne? Aile, özgürlük,
gelişmeye devam etme. Örneğin ben bunu diyebilirim. Başka biri samimiyet, para ve huzur diyebilir. Şimdi bir bakalım. İş yerlerinde ve çalışanlar açısından da hangi değerler söz konusu? Bir kere verimlilik bir değer, üretkenlik, güvenlik. Başka neler değer olabilir? Katılım, tatmin, sürdürülebilirlik, farkındalık, dürüstlük, denge, enerji, esneklik, kalite, nezaket, olgunluk, para, rekabet, samimiyet, saygı, sorumluluk, yaratıcılık, zindelik, sağlık. Ve bunun gibi daha birçok kişiye ve kuruma göre değerler değişebilir. Ama bizim burada vurguladığımız şey ne? Güvenlik bir değerdir aynı zamanda. Şimdi buzdağı teorisi vardır. Bu davranış bilimlerinde çok gündeme getirilir. Bunu koçluk kültürü çerçevesinde ve güvenlik kültürü çerçevesinde biraz size aktarmak istiyorum. Yani nedir buzdağı teorisi? İşte deniz, okyanusun üstünde görülen buzdağı aslında görünenin küçük bir bölümüdür. Derinliğe doğru belki de yukarıda görünenden çok 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 daha büyük bir buz kitlesi vardır ve biz bunu dikkate almamız gerekir. İş yerlerindeki güvenlik söz konusu olduğunda bu güvenliğin sağlanmasında, yerine getirilmesinde buzdağının altındaki yerde birçok faktör var. Bunlar eğitim, değerler. Biraz önce dedim, güvenliği bir değer olarak görmüyorsa o zaman kendine düşen görevi yapma istekliliği veya eylem adımlarını belirleme, uygulama ve sürdürme çok mümkün olmaz. Başka neler olabilir? Tecrübeler, bilinmeyen özellikler. Mesela buna da bir örnek verebilirim. Diyelim ben iş yerinde çalışıyorum ve yere su döktüm. Çalışmaya devam ediyorum. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Çünkü o kadar yoğun ve hızlı bir şekilde işimi yapmam gerekiyor ki o dökülen suyun farkında değilim ve ben çalışmaya devam ediyorum. Yanımdaki arkadaşım benim ıslak zeminde çalıştığımı gördü ve beni uyardı. Ferda dikkat et, kayacaksın, orayı kurulaman gerekiyor dedi. Şimdi bilinmeyen özellikler, bilinmeyenler, benim bilmediğim, arkadaşımın bildiği, fark ettiği olabilir. Onun da bilmediği, benim de bilmediğim ama belki sistemin bilinmesi gerektiğini vurguladığıları olabilir. Ki bunu da ileride belki biraz bahsederim. Koçlukta Yuhari penceresi kavramıyla bu ele alınıyor. Nedir? Şimdi dedik ki güvenliğin sağlanmasında eğitim, değerler, tecrübeler, bilinmeyen özellikler, işbirliği, takım çalışması, önlemler gibi birçok faktör rol almakta. Ve burada dikkat ederseniz değerler önemli bir yer teşkil etmekte. Şimdi bu değerleri biraz daha yakından alalım. Değerler davranışlara etki ediyor. Dediğim gibi eğer ben güvenliğin gerekli olduğunu düşünmüyorsam, bu benim değerlerim içinde yoksa bunu davranışıma yansıtmam çok zor. Davranışlar söz konusu olduğu zaman davranışlara bağlı iş güvenliğinde insan odaklı yaklaşımlar gerekiyor. Yani ben böyle bir davranış istiyorum, bu davranış yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Eğitim mi eksik? Önlem mi eksik? Kural mı eksik?
ya da kişinin değerleri içinde mi yok bu? Dolayısıyla kişisel farklılıklar, yani değerler, algı, davranış biçimi, öğrenme şekli gibi kişisel farklılıklar ve kişiler arası ilişkiler güvenliğin sağlanmasında dikkate alınması gerekiyor. Ne dedim? Örneğin arkadaşı fark ediyor, onu uyarıyor. Veya takım birlikte karar alıyor, eylem adımını belirliyor ve uyguluyor. Uygulanmadığı vakitte kendi kontrol sistemini sağlıyor ve uygulanması için bir sonraki adımın atılmasını sağlamaya çalışıyor. Burada güvenlik koçluğunda amaç, güvenlik kültürüyle ilgili kişisel farkındalık sağlanan kişilerin güvenli davranışları paylaşmaları ve işbirliğini yerine getirmesini, geliştirmesini ve sürdürmesini sağlamaktır. Bu güvenlik koçluğu yaklaşımı içinde koç iletişiminde nelere dikkat ediliyor? Empatik dinleme yapılıyor. Nedir empatik dinleme? Yorum yapmadan kişiyi sakin bir şekilde, dikkatli bir biçimde dinlemek gerekiyor. Kişide farkındalık oluşturacak açık uçlu sorular soruluyor. Kişinin söylediklerini geri bildirimi yapılıyor. Mesela bir örnek vereyim buraya kadar. Bir konu belirlendi. Diyelim kişi yine koruma aletini kullanmadığını söylüyor. Dedi ki ben hızlı çalışamıyorum ve dolayısıyla hızlı çalışamadığım için eldiven kullanmak istemiyorum. Empatik dinleyen biri duyuyorum ki hızlı çalışamadığın için eldiven kullanmıyorsun. Doğru mudur? Diye bir yansıtma yapıyor. Ve kişi de bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Açık uçlu sorulara biraz sonra örnek vereceğim. Koçluk iletişiminde nelere dikkat ettiğimizle ilgili diğer adımlar, olumlu davranışları takdir ediyoruz, yargılamıyoruz, suçlamıyoruz, yorum yapmıyoruz, cesaretlendiriyoruz ve gerekirse güçlü ricalar yapıyoruz. Şimdi bunlara da örnekler vereyim. Olumlu davranışları takdir etme, kişiyle konuştuğumuz zaman senin çok dikkatli ve titiz çalıştığını görüyorum ve bu tutumunu takdir ediyorum gibi bir yaklaşım uygulanıyor. Kişi koruyucu aletini kullanmıyor diyelim. Ona gidip de neden kullanmıyorsun? Bu çok tehlikeli, bu çok zararlı. Bunu yapman gerekir gibi yargılayan ve suçlayan ifadeler koçlukta kullanılmıyor. Bunu kullanmazsan eğer elini kesersin gibi bir yorum da yapılmıyor. Mesela şöyle biraz sonra ileride iyi iletişime bağlı olarak bunun örneğini daha ayrıntılı vereyim. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Güçlü ricalar da kişinin olumlu davranışlarını geliştirmesiyle ilgili, peki bu aşamada ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yaparsan daha güvenli bir çalışma ortamı olur gibi soruları içeriyor. Şimdi buradan yaklaşımı örnekle vermeye çalışayım.
Dedi ki iyi iletişim için kullanılan koçluk yöntemleri yaklaşımı nasıl olmalı? Önce konuşulacak konu belirlenmeli. Diyelim ki biz biraz önce yine söylediğim örnek üzerinden gidiyorum. Konu koruma malzemelerini kullanmama. Çalışanın yanına gitti. Kendimi tanıttım. Daha önceki risk analizi sonuçlarından bahsettim. Ve dolayısıyla konunun güvenlik koruma malzemelerini kullanması olduğunu belirledik ve kişinin bu ifade ediliyor. Bugün koruma malzemelerini kullanma ile ilgili görüşme gerçekleştireceğiz. Bu konuda bugün neyi fark etmek istiyorsun diye bir soru sorabiliriz. Nerelerde farkındalık oluşması istendiğini belirleme amacıyla. Kişi malzeme kullanımının benim için önemini fark etmek istiyor diye bir neyi fark etmek istediğini belirtebilir. Burada hedef belirleme, nereden nereye ulaşılmak istendiği belirlenmeye çalışılır. Malzeme kullanımının senin için önemini tam olarak fark etmeni 10 puan derse şu anda kendini kaç puanda görüyorsun? Mesela kişi diyebilir ki benim için önemini tam olarak fark etme şu anda 3 puan. Peki bu görüşme sonunda kaç puana ulaşmak istiyorsun? Aslında tam olarak fark etmek istiyorum. 10 puana ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla şimdi temel koçluk yaklaşımındaki adımları yavaş yavaş ilerliyoruz. Konuşulacak konuyu belirledik. Nerede farkındalık oluşması istendiğini belirledik. Nereden nereye ulaşılmak istendiğini belirledik. Peki 3 puan senin için neyi ifade ediyor diye bir soru da sorabiliriz. 3 puan, yani ben neden bu koruma aletini kullanayım? Yani bunun nedenini bilmemeyi bana ifade ediyor diye nerede bulunduğunu bize söyleyebilir. Geliştirilmesi gerekenleri belirlemeyi açık uçlu sorularla gerçekleştiriyoruz. Mesela açık uçlu soru olarak şunu söyleyebiliriz. Koruma aletlerini kullanmak senin için neyi ifade ediyor? Gibi konuyla ilgili düşüncelerini, yorumlarını, bilgi birikimini aktaracak bu tür açık uçlu, güçlü sorularla gerekenler ve yapılacaklar belirleniyor. Daha sonra bunların ne zaman yapılacağı belirleniyor. Mesela bütün o açık uçlu, güçlü sorularla evet ben kendi güvenliğim için bu koruma aletini kullanmam gerekiyor. Peki bunu ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Hemen. O zaman senden müsaadenle şunu rica ediyorum. Hemen koruma aletini, örneğin eldivenini kullanarak şimdi çalışmaya başlayabilir misin? Gibi bir yaklaşım yapılıyor. Tabii ki burada kontrol ve takip sistemleri de oluşturulması gerekiyor. Hangi araçlar kullanılıyor? Uyum yakalama söz konusu. Şimdi koçluk dedi ki yorum yapmıyor, eleştiri yapmıyor, bir yansıtma yapıyor. Bir katalizör gibi rol alıyor.
Ben bunu biraz yazarlık editörlüğe de benzetiyorum. Eğer bir koç ona ne yapması gerektiğini söylemeyecekse, yorum yapmayacaksa, yani ne rolü oluyor ki diye düşünüyor insanlar. Bunu şöyle bir benzetmeyle yapayım. Mesela bir yazar bir yazıyı yazdığı zaman aslında konu kafasındadır. Onu yazıya geçirmiştir. Okumuştur da hatta. Fakat bir kere de sesli okur. Hatta bazı yazarlar sesli okur, sesini kaydeder, sonra kendi sesini bir daha dinler. Kişi kendini dinlediği zaman farkındalıkları artar. İşte koçluk da bu yazarların kullandığı, editörlerin kullandığı bu yöntemi uyguluyor. Yani diyelim editör kendine verilen bir metni okuyor içinden. Sonra bir de dışından okuyor. Kendi sesini dinleyerek düzeltmesi gereken yerlere bir farklı bakış açısıyla bakmayı sağlıyor. İşte koçlukta da kişinin yaptığı bu. Kendi düşüncelerini, değerlerini, farkındalıklarını seslendirdiği zaman olaya bakış açısı, belirleyeceği eylem adımları, tıpkı bir yazarın metnine bakış açısı gibi farklı bir yönden ona onu görmesini sağlıyor. Dolayısıyla uyum yakalamakta koç o kişiye müdahale etmiyor. Ona kendi sesini kendine duyurmasını sağlıyor. Kendi düşüncelerini, duygularını, değerlerini fark etmesini sağlatıyor. Bunları söyledim. Açık uçlu soru, empatik dinleme, yansıtma, takdir. Koçluk yaklaşımlarında olumlu davranışların mutlaka geri bildirim yapılması gerekiyor. Kişiler olumlu davranışları kendilerine yansıtıldığı ve takdir edildiğini gördükleri zaman daha ileriye adım atmadan, düşüncelerini paylaşmadan, değerlerini paylaşmadan daha başarılı oluyorlar. Biraz önce de söyledim. Tabii ki biz bazen onlara isteklerde ne zaman eldiveni kullanmayı düşünüyorsun? İzin verirsen bugün kullanmanı senden istiyorum gibi ricalarda bulunabiliriz. Ama bu ricaları bildirmenin ön şartı kişinin kendi farkındalığını fark etmesi, kendi eylem adımlarını belirlemiş olmasıdır. Burada kişinin kendini bilmesi çok önemlidir. Neler söz konusu? Yani kendini bilmesi demek ne demek? Örneğin ihtiyaç. Burada kişinin davranışını, güvenlikle ilgili konumuz olduğu için söylüyorum. Davranışının değiştirmesi için bir nedeni olması gerekiyor. Ya o riski fark etmesi gerekiyor, ya ona bir ödül vermesi gerekiyor. Mesela kaza olursa parasız kalabileceğini ve ailesine bakamayacağını anladığı zaman bu riski almak istemiyor, istemeyebilir. Dolayısıyla da riski önlemek istiyor musun? Yani eldiven kullanmak istiyor musun dediğimiz vakit ihtiyaç belirlemişse
İşimden olursam para kazanamam, para kazanamazsam geçimimi sağlayamam. O zaman mutlaka kazayı önleyecek önlemimi almam gerekir sonucuna varabiliyor. Değerler önemli. Örneğin biraz önce de dedim, aile benim değerim. O zaman riski ortadan kaldırmalıyım. Çünkü ailemi geçimi söz konusu. Dolayısıyla kendini bilmeyle ilgili, değerle ilgili verebileceğim bir örnek. Yeterlilikle ilgili olarak da bir örnek vermek istiyorum. Kişinin güçlü yönleri ve becerilerini içeriyor. Bu mesela şöyle bir soru sorulabilir. Risksiz bir ortam olabilir mi? Bunun için ne yapmayı düşünüyorsun? Evet, eldiveni kullanabilirim. Risksiz bir ortam için eldiven kullanmam yeterli. Ve bu da benim elimde olan bir şey gibi. Diğer şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi dikkat ederseniz hani bireylerle ilgili olan yaklaşımları şimdiye kadar vurguladım. Yani diyelim ki risk analizleri daha önceki değerlendirildi. Belli bir bölgede riskli durum var. Orada çalışanlar var. O çalışanın yapmadığı bir hareket var. Eldivenini kullanmıyor. O kişiyle koçluk iletişimi kurarak değerlerini, ihtiyaçlarını, yeterliliklerini fark ettirerek bunu davranışını değiştirmesi hedefleniyor. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Koçluk yaklaşımında kişisel davranışı dayalı geri bildirim koçluk konusuna yönelik sonuca ulaşmak amacıyla yapılır. Neyi unutmuyoruz? Koçluk neydi? Kişiye değil, konuya, sisteme yöneliktir. Yani o kurumda güvenlik ortamının sağlanmasını hedefimizdir biz. Şimdi biraz temel koçluk yaklaşımlarından bahsettim. İşte empatik dinler dedim, geri bildirim yapar dedim, takdir eder dedim. Açık uçlu sorular, güçlü sorular sorar, farkındalığını oluşturur gibi yani bu tür şeyleri vurguladım. Bunun dışında da bazı özel koçluk aletleri, yöntemleri vardır. Ben burada birkaç tanesinden bahsettim. Mesela Yuhari penceresi dedim. Bu Yuhari penceresi mesela kişinin kendi bildiği özellikleri. Ben kararlı biriyim ve dikkatli biriyim. Bunu biliyor. Mesela kendinin bilip başkasının bilmediği bir özellik olabilir bu. Başkasını ve kendinin bildiği de bir özellik olabilir. Yani sabırlı olduğunu belki sadece kendi biliyordur, çevresindekiler bilmiyordur. Ama dikkatli biri olduğunu hem kendi biliyordur hem çevresi biliyordur. Bir şeyi kızdığı vakit dikkatinin dağıldığını ve güvenlik kurallarına uymadığını kendi bilmeyebilir ama arkadaşları fark edip onu uyarabilir. Yani kendinin bilmediği ama arkadaşının bildiği bir durum söz konusu olabilir. Bazen de ne kendinin bildiği ne de başkasının bildiği bir durum söz konusu değildir. Örneğin yeni bir alet alınmıştır. Onun güvenlik kurallarının gerçekleşmesi gerekiyordur. Fakat bu dikkati ve bu gerekliliği duyma becerisi yoktur. Bunu ne kendi biliyordur ne çevresindekiler biliyordur. Yani kısaca ben size bir yukarı penceresini vurgulamak istedim. Güvenlik koçluğunda kişilerin birbirleriyle iletişimi, birbirleriyle gözlemleri, birbirleriyle ilgili düşüncelerini, gözlemlerini paylaşmaları aslında bu Yuhari penceresini bir pratiğe uygulama şekli olarak ele alabiliriz.
Bu yuhari penceresi içinde akrandan geri bildirimde söz konusu. Buzdağı teorisinden bahsettim. SWOT analizleri vardır. Yani güçlü yönler, zayıf yönler, içte olan değerler, fırsatlar, tehditler, dışta olanlar, bunların analizi yapılabilir. Bu gibi bir takım yöntemler ya da koçluk hali diyebileceğimiz yaklaşımlar koçluk kültürü içinde yer alır. Bunlardan bahsettim. Şimdi yavaş yavaş konuyu toparlamaya başlıyorum. Şimdi kurumlarda koçluk meslek tanımı yaptığımız zaman koçluk dedik tüm organizasyon içine alan bir takım işidir. Ve organizasyondaki her kademede çalışanın katılımını gerektirir diye başta vurgulamıştım. Burada takım çalışmasının sağlanmasında takım üyelerinin liderlik özelliklerinin olması, herkes en alttan en üste kadar liderlik özelliklerinin olması gerekir. İşbirliği, sorumluluk alma, problem çözme, karar alma, esneklik, iyi iletişim, takımın kendi kendisine koçluk yapmayı öğrenmesi, şeffaflık, hesap verebilme, değişime uyum, yaşam boyu öğrenme, yeni beceriler kazanma, yeniliklere uyum, teknolojik gelişmeye uyum, takım hedeflerine yönelik iş çıktılarının belirlenmesi sağlanması gerekiyor. Burada özellikle şunu takımın kendi kendine koçluk yapmayı öğrenmesine de biraz yer vermek istiyorum. Aslında koçluk mesleği olan kişiler bir kurumda koçluk kültürünün gelişmesinin başlatılması, yerleşmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliğini tetiklemekte rol alırlar. Ama sürekli aktif olarak bunu gerçekleştirme gibi bir durum söz konusu değildir. Kişiler bu koçluk kültürünü, yani proaktif yaklaşımı, yani interaktif yaklaşımı, yani çevikliği, problemi belirleme, çözüm önerilerini oluşturma, uygulama. Gerekirse neleri öğreneceğine karar verme, bunlarla ilgili eğitimi alma, öğrendiği bilgileri eski bilgilerinle birleştirme ve yeni bir bilgi birikimiyle sonucuyla yeni davranışlar uygulaması gibi yöntemleri, yani takımın kendi kendisine koçluk yapmayı öğrenmesi gerekiyor. İşte burada iş güvenliği takım çalışmasında başarıyı arttırmak için bireylere yönelik birebir koçluk yaklaşımları yapıldığı gibi takım koçlukları olabilir. Takımın her bireyi için liderlik koçlukları yapılabilir. Yöneticilere de ayrıyeten liderlik koçluğu yapılabilir. Hatta yönetici koçluğu da gerekebilir. Çünkü koçluk kültürü neydi? Bütün takımın birlikte uyum içinde güvenliği sağlaması söz konusuydu. Herkesin aktif olması söz konusuydu. Diyelim ki çalışanlar bunu sağladı, proaktif bir yaklaşım yapıldı. Ama yönetim onu desteklemezse bir sonuca ulaşılamaz. Veya yönetim gayet lider, iyi bir lider, iyi bir yönetici, gerekli önlemleri alıyor, gerekli eğitimleri sağlıyor. Ama çalışanlarda çeviklik, proaktif seviye, interaktif öğrenme ve uygulama özelliği yoksa sonuca ulaşılamıyor. Dolayısıyla da koçluk kültürü gelişiminde bireylere uygulanan güvenlik koçluğu ile birlikte veya ayrı veya sadece takım koçluğu, lider koçluğu, yönetici koçluğu gibi yöntemlerin de uygulanması gerekebiliyor. Bazen bireysel yaşamla, özel hayatla ilgili sorunları işteki güvenlik tutumunu etkileyebilir.
eşinin hasta olması, kazandığı paranın yetmemesi, yani hani biyopsikososyal dediğimiz özellikler, böyle durumlarda da bazen gerekirse bireylere yaşam koçluğu da uygulanması gerekebilir. Bugünkü konumuz neydi? İş yerinde koçluk uygulama etkinliğini arttırmada iş güvenliği uzmanının rolü ne olmalıydı? Güvenliğin sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinde koçluk kültürünün kullanım alanlarının belirlenmesi ve uygulanmasında rol alması gerekiyor İş güvenliği uzmanının. Eğer bugün ben size koçluk kültürünün çeviklik ve proaktif tutum ve takım çalışması olduğunu anlatabildiysem, açıklayabildiysem eğer, o zaman hedefime ulaşmış olduğumu düşünüyorum. Bu proaktif çeviklik takım yaklaşımının yerine getirilmesi ve sürdürülebilirliğinde iş güvenliği uzmanları aktif rol alabilir. Neden iş sağlığı ve güvenliğinde koçluk kültürü önemlidir? Çünkü çalışma yeterliliğinin, hani bu işte çalışanların biraz önce dedim, biyopsikososyal sağlıklarının yaptıkları işin gereklerini yerine getirmeye uygunluk düzeyini sağlanması ve geliştirilmesinde çözüm yolları içerdiği için önemlidir. Yine aynı soruyu sorarsak, yani neden iş sağlığı güvenliğinde koçluk kültürü önemlidir? Diğer bir yönde koçluk kültürü çalışanların değerleri, tutumları ve genel yaşamlarıyla ilgili farkındalıklarını ve eylem adımlarını dikkate alarak iş ve kişisel kaynaklar arasındaki dengeyi kurmalarına destek verdiği için önemlidir. Peki koçluk etkinliğini arttırmada iş güvenliği uzmanına ben bugün bu konuşmanın sonunda neyi öneririm? Öncelikle koçluk kültürü kavramının bilinmesi gerektiğini öneririm. Sonra koçluk yöntemlerine karar verilmeli. Yani bunu da kısa bir örnekle söyleyeyim. Diyelim ki kişiye gittik, merhaba, mesela ben güvenlik uzmanıyım ve koçluk eğitimi de aldım. Koçluk yaklaşımıyla çalışanın yanına gittim. Veya çalışan da çalışana koçluk yapabilir eğer o eğitim sistemi sağlandıysa, ki bu da hedeflenen bir şeydir. Yani çalışan belli bir gruba, diyelim 15-20 kişilik bir gruba çalışanlara koçluk kültürü eğitimi verilir. Onlar da yani bu proaktif çeviklik tutumunun kazanmasıyla ilgili diğer çalışanları aynı kültürü kazandırmaya çalışarak ne demiştim? Bütün takımın, herkesin, her kademedeki takımın bu tutumu kazanması sağlanır. Dolayısıyla şunu söylüyordum. Öncelikle dedik koçluk kültürü kavramı bilinmeli, sonra koçluk yöntemlerine karar verilmeli. Yani şu örneği verdim, diyelim ben gittim yanına, merhaba, işte ben iş güvenliği uzmanıyım veya güvenlik koçunuzum. Bu daha önce size eğitim verilmişti. Biliyorsunuz geçen yılın risk analizleri yapılmıştı. Bugün sizinle bu konuyla ilgili görüşmek istiyorum. Uygun mu sizin için dedim. Burada durmam uygun mu? Evet dedi. Tabii konuşabiliriz dedi. Bugün örneğin eldiven kullanmayla ilgili görüşmemiz uygun mu? Evet, eldiven kullanmayla ilgili ne düşünüyorsunuz falan diye böyle yaptım. O da dedi, evet önemli, kullanmalıyım dedi. Ve tamam, eğer kullanmazsanız neler olabilir diye sorduk. O da söyledi, bitti.
burada bitmez. Bu bir koçluk kültürü yaklaşımı değil, bu bir koçluk yöntemidir. Bunun takip edilmesi, proaktif yaklaşım olması, takıma yayılması, bu kültürün oluşması gerekir. Yani öncelikle koçluk kültürü kavramı bilinmeli, sonra koçluk yöntemlerine karar verilmeli. Umarım konuyu çok böyle karmaşık anlatmamışımdır. Ama şimdi sizin sorularınızı da dinleyebilirim. Dolayısıyla ben konuşmamı burada son veriyorum. Uygunsa sorularla devam edelim. Öncelikle teşekkür ederiz Serda Hocam. Gerçekten çok yararlı bir etkinlik oldu. Çok sağ olun. Şimdi şöyle bir sorumuz var hocam. Ömer Bey sormuş. Hocam farkındalığı arttıracak örnek uygulamalar var mı diye bir soru yöneltmiş. Tabii yani koçlukla ilgili, farkındalıkla ilgili dediğim gibi temel koçluk görüşmeleri var. Açık uçlu sorular var. Bir tekrardan bir ekran paylaşımı yapayım. Belki güçlü soruları sizde burada belki hızla geçtim. Oradan bir bakalım. Evet. Bakın farkındalığı nasıl yaratabiliyoruz? Kişinin yanına gittik. Gündemi belirledik. İşte dedi ki koruma malzemelerini kullanma dedi. Bu malzeme kullanımı benim için önemini fark etmek istiyorum dedi. Bunu tam olarak fark ettiğimde hedefime ulaşacağım dedi. Konuşma buradan başladı. Şimdi farkındalığı nasıl oluşturuyoruz? Çalışma ortamını tanımlar mısın diye açık uçlu bir soru soruyoruz. İşte diyor ki örneğin tekstilde çalışan biri kesmede çalışıyor diyelim. Tanımlıyor. İşte malı alıyorum, masaya koyuyorum, itiyorum. Neyse bunu tanımlıyor. Burada kendi yaptıklarını sıralarken tehlikeli olabilecek noktaları dile getirdiği zaman farkındalık oluşmaya başlıyor. Biz bunu yansıtarak arttırıyoruz. Koruma aletini kullanmadığın zaman elini kesmek ihtimali olduğunu söylediğini duydum. Doğru mudur? Dediğimiz zaman kişide farkındalık oluşmaya başlıyor. Mesela bu farkındalıkla ilgili sorular. Senin için güvenlik ne demek? Mesela şöyle bir tanım yapabiliyor. Benim için güvenlik aslında aile demek. Bunu bana biraz açabilir misin? Ben eşim öldü, iki çocuğum var, tek benim paramla kazanılıyor. Burada çalıştığım parayla çocuklarımı okutuyorum, yemek yedirtiyorum. Dolayısıyla ben elimi kesersem, çalışamazsam, para kazanamazsam çocuklarım aç kalır, okula gidemez. Bakın gördünüz mü? Umarım iyi bir örnek verebiliyorumdur. Farkındalığı oluştu. Şimdi elini kesmekle biz konuya başladık. Ama onun değerinin ne olduğunu fark etti? Ailesi olduğunu fark etti. Mesela şöyle diyebiliriz. Ya ben hiç önemli değilim. Neden kullanmadığını bana açıklayabilir misin? Ya böyle daha rahat çalışıyorum, daha çabuk çalışıyorum. Ya ben önemli değilim. Zaten burada iş olsun yeterli. Hani şöyle bir şey vardır ya. Hemen kesin bir sonuç alırsak, pozitif bir sonuç, davranışı tetikler bu değil mi? Hani eldiven kullanmıyor, çalışıyor, parasını alıyor. Dolayısıyla bunu teşvik ediyor. Fakat çalışmak senin için ne demek?
deyip de bunu ailesiyle bağlantı kurduğunda ben hiç önemliyim diye lafa başlayan biri şöyle şey yapıyor. Neden senin için çalışmak önemli? Ailem için anlattı. Sonra birdenbire diyor ki eğer ben olmazsam para kazanamam. O zaman çocuklarım veya ben ölürsem çocuklarım ortada kalır. Kendime önem vermem gerekiyor. Kendimi korumam gerekiyor. Bakın farkındalık oluştu. Dolayısıyla mesela her şey mümkün olsa nasıl bir çalışma ortamın olurdu? Bir anda diyor ki ya bu eldiven bana küçük. Bu eldiven daha benim elime uygun olsaydı ben onun için o zaman kullanırdım diyor mesela. Yani bu tür umarım doğru cevap verebilmişimdir. Açık uçlu sorular kişilerde farkındalık oluşturur. Doğru, yeterli cevap oldu mu? Umarım geri dönüş olur. Teşekkürler hocam. Bu açık uçlu sorulara bence daha yakından bakın. Onun hakkında düşünün. O zaman hani nasıl bir farkındalık oluşturduğumuzu görebiliriz. Bazen de bakın şöyle bir şey olabilir. Kendi kendini yorumlatabiliriz. Kim sormuştu soruyu soran kişinin adı? Ömer Bey hocam. Ömer Bey ve diğer arkadaşlar. Mesela şöyle bir yaklaşım da olabilir. Mesela Ayşe Hanım diyelim. Ayşe Hanım bir evinizde kurallara uymayan Ayşe olduğunu düşünelim. Bir evinizde de kurallara uyan Ayşe olduğunu düşünelim. Şimdi bana kurallara uymayan Ayşe'nin neler yaşadıklarını anlatabilir misiniz? Anlatıyor. Kurala uyanı anlatır mısınız? Anlatıyor. Peki kurala uyan, uymayana ne diyor? Uymayan, uyana ne diyor? Şimdi kişi işte çabuk çalışıyor, hızlı çalışıyor, bu hoşuna gidiyor filan. Uyan ama tehlike yaratıyorsun diyor. Kendine dışarıdan bakıyor. Ve dışarıdan bakarak başka bir bakış açısıyla kendini yorumluyor. Bu da farkındalık oluşturuyor. Bir örnek de bu aklıma geldi. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam yine Ömer Bey şöyle bir soru yöneltmiş. Değerleri belirleyecek olan kurum mu yoksa çalışanlar mı olmalı hocam? Değerleri aslında kişi belirler ama işte burada koçluk önemli. Koçluk kültüründe kişinin değerlerini ortaya çıkarmak için yaklaşımlar yapabiliriz. Mesela kişi kendi belirleyecek değerlerini. Yani bakın kurum değerleri vardır. Bakın onu da söyleyeyim yani. Şimdi önce bir kurumun değerleri. Hani SWOT analizleri var ya, stratejik analiz var ya. Tamamen bu bir koçluk yöntemi içinde ele alınmalıdır. Hatta Ömer Bey birçok kurumda koçluk uygulaması bu SWOT'la başlamıştır. Yani güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler, fırsatlar, değerler konur. Ve çalışanlara ama bütün çalışanlara sorulur. Bu kurumun değerleri nelerdir? Sizce neler olmalı? Herkes söyler ve değerini belirler. Ama bunu güvenliğe gelelim ve bir kişiye gelelim. Ben sorabilirim. Mehmet Bey, sizin için sizin değerleriniz neler? Hiç şaşırmayın. Değer mi? Ne bileyim ben diyebiliyor. O zaman değerler çarkımız var. Değerler listemiz var. Mesela değerler listesini ona gösteriyoruz. Hatta mesela belki benim bu yanımda bir tane vardı. Bir bakayım. Size burada varsa göstereyim. Bir dakika. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Mesela böyle bir değerler listesi oluyor. Bu biraz önce size sunumumda da gösterdim aslında bakın arkadaşlar. Neredeydi? Burada. Mesela böyle bir listem arttırarak elimde olur Ömer Bey. Derim ki
Sizce bu değerlerden en önemli olan 10 tanesini listeleyin. Diğeri, buradan değerler çalışması yapabilirim koç olarak. Veya değerler çarkı diye bir yöntem var. Yani kısaca şöyle diyeyim. Kişi kendi değerlerini var mı diye sorulduğunda cevap veriyorsa kişi kendi belirlemiştir. Biz sorarak değerlerini dile getirmesini sağlayabiliriz. Ama kişi değerlerini dile getiremiyorsa o zaman çark yöntemi gibi, değerler çalışması gibi farklı koçluk aletleriyle kişinin değerlerini ortaya çıkarmasını sağlarız. Bu kadar cevap. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler tekrardan. Hocam Şahap Bey şöyle bir soru yöneltmiş. Kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz veya doğru kullandığını görüyorum. Tebrik ve teşekkür ederim diyorum ben sahada. Doğru değil mi bu yaklaşım hocam? Çok doğru. Arkadaşlar, eğitimde de bu söz konusudur. Sadece koçlukta değil, davranış bilimlerinde de söz konusudur. Zaten eğitim, koçluk, bunlar böyle iç içe girmiş. Hani size bir resim gösterdim ya, İstanbul resmi, çok geniş, birbirine bağlantı. Hani birinci köprüden de Avrupa'dan Anadolu'ya geçersin, ikiden de geçersin, üçten de geçersin. Kullandığın köprü farklıdır ama gittiğin yer aynıdır. Dolayısıyla da takdir etmek, öğrenmekte, öğretmekte, stratejiyi devam ettirmekte, güvenliği sağlamakta, davranışı değiştirmekte, koçlukta hepsinde kesinlikle çok gereklidir. Olumlu davranışı mutlaka fark etmek gerekir. Koç musun, güvenlik uzmanı mısın, eğitici misin, kimsen ve hemen o takdir etmelisin. Senin çok titiz davrandığını görüyorum. Takdir ederim. Koçluk konuşmaları da böyle yapar. Mesela biraz önce örnek verdim. Mesela bir kadın Fatma Hanım, kocası öldü, çalışıyor filan. Hani onun güvenlik aletlerini kullanmasıyla ilgili bir çalışma yaptı. Şöyle kapatırız. Senin evlatlarına çok önem veren, sorumluluk bir sahibi bir anne olduğunu gördüm. Bunu çok takdir ettim. Aynı zamanda güvenlik kurallarına uyman da bende büyük bir saygı oluşturdu. Senin gibi birini tanıdığıma çok mutlu oldum. Bakın bu işte güzel bir koçluk takdir yaklaşımı olarak, örnek olarak verebilirim. Hem olumlu davranışı yansıtacağız hem de onu tebrik edeceğiz. Teşekkürler hocam. Hocam Ömer Bey bir soru daha sormuş. Hocam takım çalışmasında gerekli yetkinliklerinde anlattığınız tüm maddeler ayrı ayrı spesifik eğitim konuları değil mi? Güvenlik koçu olarak o zaman tüm çalışanlara öncelikle bu yetkinliğin verilmesi gerekmez mi? Bir soru yönelmiş. Evet. Şimdi Ömer Bey şöyle bir şey var. Şimdi takım koçluğu ayrı bir konu. Onu yani bu takım koçluğunda yetkin, tecrübeli, bilgili birinin büyük ihtimalle bu kurumlarda genelde bu konuyla ilgili görevlendirilen içten veya dıştan koçlar oluyor. Yani takım koçluğunun her adımı ayrı ayrı ele alınarak ayrı bir takım koçluğu, gerekirse lider koçluğu, yönetici koçluğu yapılıyor. Bazen o takımda takım kültürü oluşmuşsa sadece güvenlik koçluğunu çalışanlara yönelik yaptığı temel koçluk yaklaşımları yeterli olabilir. Ama takım kültürü gelişmemişse tabii ki yani ne dedim bireyin yeterli olması yetmez. Takım kültürünün de takım yaklaşımının da olması gerek. Cevap oldu mu bilmiyorum ama. Teşekkür ederiz hocam. Şöyle de bir soru yöneltmiş Ömer Bey. Hocam güvenlik koçluğu, güvenlik mentorluğu birbirine çok yakın bir uygulama mı? Şimdi mentorluk bir konuda uzman birinin o konuda çalışan birine yol göstermesi,
örnekler vermesi, ona bir yerde rehberlik etmesi gibi bir şeydi. Yani orada biraz müdahale de olabilir, yön öneri de olabilir, yorum da olabilir. Ama koçluk neydi? Koçlukta yorum yok, öğretme yok. Biri mesela diyor ki, ben mesela fizyoterapistim, oradan atlamak. Efendim ben size egzersiz koçluğu yapıp egzersiz öğreteceğim. Koçluk bir şey öğretmiyor ki. Sen koçluk yapmıyorsun. Egzersiz öğretiyorsun. Bu işi bir ayır bakayım. Burada tehlikeli bir durum da oluyor. Mesela diyor ki ben beslenme koçluğu yapıyorum. Peki beslenme koçluğu yapıyorsun da sen beslenmeyi biliyor musun diye. Yok. Senin beslenmeyle ilgili şeyini yapacağım. İşte farkındalığını yaratıp eylem adımlarını belir. O beslenme, o başka bir şey. O davranışlara yönelik, farkındalığa yönelik bir koçluk. O bir yaşam koçluğu. Eğer ne yiyeceğimi söylüyorsan koçluk yapmıyorsundur. O zaman diyetisyenlik yapıyorsundur. Onun için yani mentörlük ayrıdır. Gerek edebilir. Ama koçluk yapmak için illa mentorluk olması gerekmiyor. Mentor olup koçluk da aynı anda da uygulanması gerekebilir. Yani kime mentorluk yapılabilir? Bir de şöyle düşünelim. Mesela bir çalışan var, bir alet alındı, teknolojik bir alet. Onu kullanmayla ilgili bir uzman yardımından mentorluk alabilir. O aletin kullanımıyla ilgili adımlarda ilerleyebilir. Bakın bu mentorluk var. Bu arada o aleti öğrendi ama o aleti kullanmadaki güvenlik kurallarına uymuyor. Bunun gerekliliğinin farkında değil. Ne yapması gerektiğini fark edemiyor. Eylem adımlarını belirleyemiyor. O zaman ona bana bu aleti kullanmayla ilgili neler yaşadığını anlatabilir misin? Diyerek başlayarak koçluk yapılıyor. Koçun o aleti kullanmada uzman olması gerekmiyor. Ama mentorun o aleti bilmesi tercih edilir, gerekir yani. Teşekkürler hocam, çok teşekkür ederim. Hocam şu anlık bu kadar soru gözüküyor. Eğer söz hakkı almak isteyen varsa sesli bir şekilde mikrofonunu açıp konuşabilir, sorabilir. Sanırım yok hocam. Şöyle devam edeyim hocam o zaman. Ben saygı, sevgi ve hürmetlerimizle sonsuz size devretmeden önce bizlere değerli zamanınızı ayırdığınız ve bizlerle paylaştığınız değerli bilgiler için size minnettarız. Ayrıca katılımcılarımızdan gelen sorulara verdiğiniz açıklayıcı cevaplarınız için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi gençlerle bir arada olmak beni çok mutlu etti. Böyle proaktif, çevik, öğrenen, öğreten, interaktif olan, bilgiye nereden ulaşacağını bilen, yani koçluk kültürünü içinde yerleştirmiş gençlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Bu grubun oluşmasında Ahmet Hoca'nın varlığını da bilmek de hoş bir şey. Ona da böyle bir sistemi oluşturmada katkısı olduğu için onu da tebrik ediyorum. Ona da yine bugün birlikte yani yüz yüze olmasak da birlikte olabildiğimiz için teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sorular çok kolay arkadaşlar. Cevap verin. A, B, birinden biri doğru. Kesin dinlediğiniz için eminim 10 tane çoktan seçmeli soruyu cevaplayabileceklerini düşünüyorum. Konuyla ilgili her zaman ben gerek sağlık, emniyet, güvenliğe, gerek dinleyenlere her konuda bilgi vermeye açığım. Elektronik posta adresimi de verdim. İsterlerse bana da soru sorabilirler.
Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. En son söz bunu söyleyeceğim. Çok teşekkür ederiz hocam. Varlığımızı ve sohbetimize değer katan size ve değerli katılımcılarımıza sağlık, emniyet, güvenlik ekibi olarak çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.
Thank you.